Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aleyna Hanım. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Uzun bir giriş olacak. Sonrasında sözü size bırakacağım. Altın, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Kırmaya da devam ediyor. Eskiden günlük olarak bunları biz takip ederdik ama şimdi neredeyse saatlik ve dakikalığa kadar düşmüş durumda. Sebepleri oldukça hepimizin bileceği şeklinde. İşte en başta savaşlar olmak üzere Amerika'daki seçimler olsun, Çin bize sağ olsun bir kara pazartesi yaşatmıştı. Ondan beri zaten bir türlü toplayamıyoruz altının gidişatını. Bütün bunları söylemek gerekirse altının geldiği nokta ve sonrasında tahminleriniz neler? Hemen sizden alalım. Tabii altını etkileyen bu yıl aslında çok birçok durum. Bu yıl değil, hatta 2020'ye girdiğimizden beri, pandemi başladığından beri, pandemi sürecini atlattık, sonra Rusya-Ukrayna savaşını atlattık. Hatta hala o tarafta süreç devam ediyor. Geçtiğimiz yıl neredeyse bir yıl olacak Filistin ve İsrail arasındaki süreci izliyoruz. Bu yıla geldiğimizde de artık merkez bankaları aslında sözü geçti ve faiz indirimlerine başladık bu ay itibariyle. Global merkez bankalarından bahsediyorum. O yüzden etkileyen unsur çok fazla. Hatta 2024 yılı içerisinde ilk yarı yılda da merkez bankalarının alımları da çok ses getirdi. Bu noktada Rusya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Suudi Arabistan'ın, İran'ın, Türkiye'nin altın alımları aslında rekor seviyelere geldi. Merkez bankalarının stok yapmasından bahsediyoruz, öyle değil mi? Tabii Çin bu noktada açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Normal rezervinin %15'i ne kadar altın alacağını duyurdu. Bu zamana kadar olan alımlarda aslında %5'lik kısmı hala altın olarak alınabildi Çin Merkez Bankası'nda. Daha hala %10'luk kısım var. Jeopolitik risklere baktığımızda Filistin ve İsrail sürecinden bu yana neredeyse %40'ın üzerinde altın değer kazandı. Ons altın dolar bazlı baktığımızda. Yani jeopolitik riskin önemi de bu noktada çok çok önemli oldu. Bir yandan ticaret savaşlarını konuşuyoruz. Çin'in bir noktada birçok dünya ülkesi noktasında ürünlerinin ambargo koyulması. Ama Çin'in bu noktada aslında kendi para birimlerini kullanabilecekleri bir yeni ekonomi modeli oluşturması söz konusu. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Suudi Arabistan şeklinde biz de BRICS ülkelerine başvuru şeklinde de bir davet aldık ve başvurumuz da Türkiye olarak geldi. Yani altını etkileyen çok neden var. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Fed cephesinden faiz indirimi geldi. Zaten Haziran ayından bu yana ilk faiz indirimi haberini duyduktan sonra bile altın neredeyse %10 değer kazandı. Yılın başından bu yana ons altında %30'a yakın bir değer kazanımı var dolar bazlı. Gram altında da bu yıla 1950 TL'den başlamıştık. Bugün geldiğimiz noktada 3000 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor kapalı çarşıda ve kuyumcularımızda. Bu noktada da %50 değer kazandı. Yani 1 gram altında 1000 TL'lik değer kazanımı oldu. Tabii ki faizler düştükçe dünyada para birimlerinin popülerliği ya da getiri kısmı azaldığından dolayı getirisi azaldığı için emtialara bu noktada giriş oluyor. Yani insanlar aslında bir noktada daha riskli varlıklara yatırım yapabiliyorlar getirisi yüksek olduğu için. O yüzden ABD borsalarında yeni rekorlar görüyoruz. Ons altın paralelinde liderliğinde aslında metallerde yükselişler görüyoruz. O yüzden Eylül ayı hem altının yolunun açılması açısından faiz indirimleri gelmesi hem de jeopolitik risk tabii bu noktada çok çok önemli. İsrail Lübnan'a 2006 yılından beri en ağır saldırısını gerçekleştirdi. Lübnan'dan insanlar arabalarıyla artık ülkeyi terk eden noktaya geldiler. Yani Orta Doğu'daki sular da aslında kaynamaya devam ediyor. Altının yükselmesi için birçok neden var diyelim. Peki yine de şunu da sormak lazım. Bu süreçte işte 3000'leri gören bir rakam varken ortada altın almak doğru mu? Altın bir geri çekilme, bir düzeltme yapar mı? Bir alım fırsatı sunar mı? Bu konudaki öngörüleriniz neler?
Şimdi dünyadaki analizlere, önemli bankaların, büyük yatırım bankalarının analizlerine baktığımızda aslında piyasa bu noktada ikiye ayrılıyor. %60 altının yükseleceğini beklerken %40 ihtimalle de bir düzeltme hareketi gelebileceği beklentisi var. 5 Kasım'da ABD seçimleri var biliyorsunuz. ABD seçimlerinin olduğu yıllar genelde hiç beklenmedik. Ani düşüşlerin, ani çıkışların olduğu zamanlar yaşıyoruz özellikle seçime yakın. O yüzden Ekim fiyatlaması bu noktada altın üzerinde etkili olacak. Kısa vadeli düşüş gelebilir. Ons altında 2670 doları gördük rekor olarak bu hafta. Şu an itibariyle 2663 dolardı seviyelerinde ama 2500 dolara gelmesi bile aslında orada 150-160 dolarlık bir düşüşü beraberinde getirebilir. Ekim ayı o yüzden önemli olmuş olacak. Orta ve uzun vadede yükselişler 3000 dolara kadar hatta üstü seviyeleri varabilir ons altında ama kısa vadeli Ekim'e bu noktada odaklanmak gerekiyor. Belki Kasım'ın ortalarına kadar. Ons altındaki 100-150 dolarlık düşüş gram altında da 2850-2900 TL bandına kadar düşüşleri beraberinde getirebilir. Bu da bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Şunu görüyoruz piyasadan Aleyna Hanım. Şimdi ons altında bile 50 dolarlık, 40 dolarlık düşüşlerde dünya piyasasından talep geldiğini görüyoruz. Yani bu merkez bankalarının talebi olarak da değerlendirebiliriz. Altın yatırım fonları var biliyorsunuz. Borsa yatırım fonları. Bu noktada da altın ETF'lerinde de ciddi anlamda talep var. Bir de bireysel olarak ilk çeyrekten beri bu yılın 2024'ün Mart ayından itibaren merkez bankalarının altın aldığı raporu yayınlandığından beri küresel olarak altın talebi de devam ediyor. Bu da tabii ki fiyatlar üzerinde çok etkili. Küresele yayılmış olan bir altın talebi var şu an itibariyle. Bizim iç piyasada bir de altın ithalatına kota gelmişti. Son bir yıllık süreç içerisinde de uluslararası piyasalardan farklı bir altın fiyatı görüyoruz. Mesela şu an uluslararası piyasalarda gidip Türkiye dışında 1 kilo altın almak isterseniz 85 bin dolar civarında bir para ödemeniz gerekiyor. Ama şu an kapalı çarşıda 88 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Aslında bizim iç piyasada da altın yatırımcısı bu 3 bin dolarlık farkı gram altında da ne yazık ki görüyor. Uluslararası piyasalarda şu an biz 2920 TL'leri görürken gram altında kapalı çarşıda da bir kuyumcuda 3050 TL'den alabiliyorsunuz minimum. Bu da 130 TL ile 150 TL arasında bir farklılığı beraberinde getirmiş oluyor. Bunun da etkisi var iç piyasada. Bankalardaki alımları hiç söylemiyorum bile. Oradaki makas o kadar fazla yüksek ki bankadan almaya kalktığınız zaman Evet. orada daha fazla makas aralığı var. Bir düzenlemeye gidilecek mi? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Şimdi sonuçta altını alırken de döviz ihtiyacı olduğu için Merkez Bankası tabii kendi rezervlerini arttırmak için altın alımı yapıyor ama bireysel olarak altın alımı döviz TL dışındaki varlıkların biriktirilmesi noktasında biliyorsunuz hassasiyetimiz var. Bu noktada da büyük ihtimal altın ithalat kotası bu şekilde devam edecek. Belki yeni daha katı kurallar da gelebilir bu noktada. Çok kısa bir de gümüş emtiyasından bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü orada da hem Çin'in alım yaptığını da biliyoruz. Onun da yine fiyatları yukarı çektiğini de biliyoruz. Ama tahminler daha da yukarı çıkacağı şeklinde sizin öngörüleriniz neler? Şimdi gümüş piyasası altın piyasasına göre aslında daha dar bir piyasa. Alıcısı satıcısı daha az olduğu için çok hızlı yükselişler ve çok hızlı düşüşler görebiliyoruz. Altınla bağlantılı hareket de edebiliyor. Bazen bağımsız da hareket edebiliyor. Çünkü gümüşün bir kere yeşil enerji, yenilenebilir enerjiye dair de artık bir misyonu var. Rüzgar güllerinde, güneş panellerinde, özellikle elektrikli otomotivde o sektörde ciddi anlamda gümüş talebi önümüzdeki süreçte artabilir. Bunun etkisiyle bile aslında yükseliş geldi. Bu süreci şuna benzetebiliriz. 2008'de ve 2011 yılı krizinde o 3 yıllık süreç içerisinde merkez bankaları faiz indirimine gitmişti. Bu noktada altında %200'e yakın, gümüşte %300'e yakın yükselişler gerçekleşmişti. Bu dönemde de yine merkez bankalarının sadece faiz indirimleri sürecindeki gümüş fiyatını değerlendirmemiz gerekirse gümüşün potansiyeli yüksek. 30 dolar uzun süredir aşamadığı seviyeydi. Bu sabah itibariyle 32 dolarları görüyoruz. Tabii ki küresel anlamda değerli metallerin artışıyla beraber gümüş de bundan etkilenecektir. Ama asıl gümüşü o fırlatacak işte 50 dolarlara 2011 yıllarında gördüğümüz 50 dolar ve hatta üstü seviyeleri görebilmemiz için başta Çin olmak üzere ekonomilerin toparlanması, emtia talebinin artması,
elektrikli araç pazarında şu an neredeyse herhalde bütün otomotiv sektörünün %10, %15'lik kısmını elektrikli araç kapsıyor. Belki o kadar bile olmayabilir. Bu miktar arttıkça tabii ki gümüş ihtiyacı artacağından dolayı ve sınırlı arz olduğu için gümüş fiyatlarının burada daha pozitif etkilenmesini bekleyebiliriz. Altının üzerine bir performans sergileyebilir. Ama öncelikle o dünyadaki ekonomik durgunluk, çarkların tekrar dönmesi noktasına gelmemiz gerekecek. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, katkılarınızdan dolayı. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun Aleyna Hanım. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.